Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Burtarım 2015 fuarındayız ve Çiftçi Köşemizde buraya katılan değerli çiftçilerimizle kısa kısa röportajlarımız olacak. Yanımda güzel bir abim var. Kendisini tanıyacağız. Bakalım kendisi nereden geliyor, ne yapıyor, bizim aklımıza neler düşünüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Samsun Ladik'ten geliyorum. Samsun Ladik. İsim soy isim nedir abi? Muteber Varol. Muteber abi. Ne iş yapıyorsun? Ne yetiştiriyorsun? Buğday tarımı, ayçiçeği tarımı, ayrıca hayvan besicilikle uğraşıyorum. Hepsi var. Hepsi var bende. Peki, yok. Öncelikle bizle ilgili düşüncelerini, varsa eleştirilerini alabilir miyiz? Ben sizden Çiftçi TV olarak, ailesi olarak çok memnunum. Teşekkürler. Daha önce biz buğday yetiştiriyorduk. Hastalıkları, hayvan hastalıklarımız hakkında kesinlikle hep çok eksiğimiz vardı. Ama bunları Çiftçi TV sayesinde çoğunu giderdik, açtık. Süper. Ve verimimiz aşağı yukarı 2'ye katladı. Ortalama şöyle söyleyeyim, 300 kilo civarında aldığım bir buğday 500 kilo civarlarına 600 kiloyu zorladık. O kadar yükselttik. Yükselttik çünkü hastalıkları sizin sayenizde ilaçlama yapmıyorduk en azından bilgisizliğimiz öyle söyleyeyim yani. Tabii Buket Hanım var bu konuda yardımcı olan, Sinan Bey var. Tabii. Programlar yapabilen. Hayvancılıkta durum nedir? Hayvancılıkta ben besicilikle süt hayvancılığı yapmıyorum. Besicilik. Besicilikte bu senelerde biraz daha iyi ama şartlar çok ağırlaştı. Ne gibi mesela? Mesela yos hayvan almakta, öyle söyleyeyim, bizim şeyimizde bulmakta zorlanıyoruz. İtalya yönlendiriyoruz kendimizi. Bu da bize İtalya sıkıntı yapıyor. O da ağır sıkıntı, geliyor. Ağır geliyor. Ödemeler ağır geliyor. Her şey işte böyle bir problem içerisindeyiz. Peki hem tarım hem hayvancılık yapan birisi olarak geçmişten bugüne ve bugünden sonrası için neler düşünüyorsun tarım ve hayvancılıkta, ya da öngörülerin ya da varsa fikirlerin, öğrenebilir miyiz? Hayvancılık kendi başlı başına bir organizasyonu olan işler. Ama şeye geldiğinde kesinlikle çiftçilerimiz bunları izleyip üretimlerine ilaçlama, gübreleme, toprak analizlerini kesinlikle yaptırmalılar. Bunları yaptırmadıktan sonra çiftçilikten para kazanmaları mümkün değil. Mümkün değil. Öyle mümkün değil. Yani elbette ki bazı problemler var ama herkes üzerinin bir şeyini yaparsa, dediğiniz gibi, doğru mu? Aynen öyle. Tarım da hayvancılık da kazandırıyor. Kazandırır. 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 Peki son olarak buradan Çiftçi TV izleyicilerine, yetiştiricilerimize, üreticilerimize mesajlarınızı alabilir miyiz? Mesajlarım sürekli tarımla ilgili programlarımızı açırmadan Çiftçi TV'mizde izlesinler. Sonunda onlar karlı çıkacaklar. Peki. Ne söyleyeyim? Çok teşekkür ederim Muhtar abi. Ben de size tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Hadi iyi günler. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, Çiftçi Köşemizde dediğimiz gibi buradaki katılımcı çiftçilerimizle fikir alışverişi yapmaya devam edeceğiz. Tekrardan birlikte olacağız. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Çiftçi Köşemizde yine değerli bir üreticimiz var. Hem tarımla ilgileniyor hem hayvancılıkla ilgileniyor. Kendisini tanıyalım bakalım. Sonra da yaptıkları işlerle ilgili biraz tecrübelerini alalım bakalım. Abi hoş geldin. Bulduk. İsim soy isim nedir? Servet Helvacı. Servet abi nerelisin? Ben Balıkesir Merkez Paşaköy. Bizdensin yani. Evet. Peki ne ekiyoruz, ne biçiyoruz, hayvancılıkla alakamız nedir? Şimdi biz buğday, nohut, ayçiçeği, kavun, domates, dane mısır, silajlık mısır. Ne ararsan var. Ne ararsan üretiyoruz yani. Verimler ne alemde? Düzgün çalışan düzgün verim oluyor. Yani işi yaparsan. Toprak tahlili yapan, işini iyi takip eden, tarlasını iyi süren, gübresini zamanında kullanan. Öğrenmenin zamanı yoktur deyip hala araştıran. Hep doğru devamlı mı? Da araştırıyorum. Çünkü senle konuştuk. Evet. Sen hala araştırdın. Daha iyi nasıl yapabildiğine dair. Evet. Tarımla ilgili kısımda şu andaki sektörün durumu senin gözünde, senin yorumunda nedir? Yapılması gerekenler varsa nelerdir? Yani şimdi, şu anda iyi durumda mı? Şu kötü anda mi? Kötü değil. İyi ama yani çiftçinin ekonomik gücü zayıf olduğu için oradan sıkıntı yaşıyoruz yani. Devletin destekleri yeterli de olsa biraz daha iyi destek istiyorlar yani insanlar. O zaman teşvik de olacağı için daha fazla üretim olacak. Üretim diyorsun. Olması olur yani daha. Peki tarım dışında bir de hayvancılıkla da ilgileniyoruz. Ben hayvancılık koyunculuk yapıyorum. Ben koyunculuk yapıyorum. 150 baş koyunumuz var. Çok memnunuz. Süt et üzerine hangisini yapıyoruz? Hem et süt az olarak şey yapıyoruz. Kuzu ekseri kuzudan üretiyoruz. Memnunuz da. Mesela 100 110 günde 20 kilo karkas et üretiyoruz.
Tayrova, Merinos karışımı melezlemeden yapıyoruz. Şimdi genelde küçük başın son 2 senedir falan böyle hani küçük baş bitti, öldü. Daha çok böyle bir düşünce var yetiştiricilerde. Ama biz de hep şunu söylüyoruz. Eğer bir işi severek ve düzgünce yapıyorsanız özellikle hayvancılık kazandırıyor diyoruz biz. Siz ne söylemek istersiniz bu konuda? Hayvanına düzgün bakan her zaman para kazanır. Hele küçük başta kazanmayayım diyen yalan söyler. Değil mi? Peygamber mesela evet, mübarek yani, bir çok, şey. Yani, şimdi ben bizim 110 koyunumuz vardı o an mesela anaç. 280 kuzu yaptım ben şu anda. 280 tane kuzu. 20 kilo karkas eti yaptığı zaman karkası siz yapın hesabını. 20'si geliyor, evet, ortalaması, 20 kilo karkas eti yapıyoruz biz 100-110 günde bu hayvandan. Siz yapın hesabını. O zaman para ediyor para işte. Para ediyor, para etmez olur mu? Ayaklıyız. Yoksa niye yapayım diyorsun yani. Ayaklıyız yani, hiçbir sorun yok. Peki, Çiftçi TV hakkında düşüncelerini, görüşlerini alabilir miyiz? Eksiklerimiz var mıdır? Sizin gözünüzde önerileriniz var mıdır? Çiftçi TV'yi beğenerek izliyoruz. Memnunuz, seyrediyoruz. Yani, teşekkürler. Çiftçinin gülen yüzü. Peki, çok sağ olun. Son olarak bizi izleyen yetiştiricilerimize, çiftçilerimize bir mesajınız var mıdır? Tarımı düzgün, düzenli yaparlarsa kazanırlar. Ama düzgün yapmazlarsa kazanma şansları kara yok. Kara düzen yaparlarsa kara düzen yaparsa olmaz. Hayvancılık aynı. Malına bakan kazanır. Malına bakmayan bu piyasadan gider. Peki, teşekkürler, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, çiftçi köşemizde değerli bir abimiz vardı. Balıkesirliydi kendisi. Kendi deneyimlerinden bizlere aktardı. Bir dahaki röportajda görüşmek üzere. Değerli izleyiciler, Burtarım 2015'teki çiftçi köşesindeki röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımda yine çok güzel ve çok ilginç bir abim var. Hem kendisini tanıyacağız, hem kendisinden yine fikirler alacağız. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Öncelikle isim nedir, nereden geliyorsun abi? Zeyni Yılmaz, emekli öğretmenim. Udanya'da oturuyorum. Emekli Antalya Gazipaşalıyım. Aynı zamanda babam çiftçilikle uğraşıyor. Hı-hı. Antalya Toros Dağları'nda kivi üretimi yapıyoruz. Siz de yapıyor musunuz? Evet, kivi üretimi yapıyoruz. Süper. Toros Dağları'nda serin olduğu için yapılıyor. Su isteyen bitki biliyorsunuz. Onun yanında kiraz yetiştiriyoruz. Udanya'da da zeytincilik var biliyorsunuz. Ben öğretmen olduğum için burada kışın kalıyorum. Yazın Antalya'da oluyorum. Şimdi kivi her zaman yetiştiricisini bulabildiğimiz bir alandan bahsetmiyoruz. Zor mu? Ve Türkiye'deki şu andaki durumu, potansiyeli nedir kivinin? Şimdi çok sert olmayan ılıman bölgelerde kivi yetişiyor. Toros Dağları da serin ve bol su olduğu için iklime uygun. Yalnız 0 dereceye inmemesi gerekiyor kivi üretimi olması için. Verim de oldukça güzel. Türkiye'deki pazarı ne durumda? Pazarı biraz kendimiz araştırıyoruz. Hmm. Maalesef pazarı halk tam olarak bilmiyor. Değil mi? Pazar bulmak zor ama verim güzel. Aynı zamanda fazla da bir hastalığı olmadığı için şu an çiftçi için ideal bir yetiştirilecek ürün diyorum ben. Peki bir de zeytinle de uğraşıyorsunuz. Evet, zeytin. Zeytinin bu seneki durumu nedir? Valla zeytin üretiminin Udanya'da iyi olduğumuzu bir yıl söylüyorlar ama tabii rekolte ne kadar olur bilmiyorum. Yalnızca ben üretici değilim, üretici köylerde çalıştım. Çalıştınız. Çalıştım. Sizin bakış zeytini güzeldir yani. Udanya bölgesinin zeytini oldukça kalitelidir. Bu yılda güzel bir verim olacağını söylediler. Bir beklenti var. Var yani. Peki. Evet. Son olarak Çiftçi TV'yi izliyor musunuz? Çiftçi TV hakkında neler düşünüyorsunuz? Var mıdır önerileriniz? Çiftçi TV zor bir misyon üstlenmiş ama meşakkatli ve güzel bir misyon. Ben son zamanlarda açıyorum. Oldukça geniş alanlarda çiftçiyi bilinçlendirici güzel çalışmalar yapıyor. Yani üreticinin sorunlarını, kaliteli ürünü bulmayı, doğru toprakla buluşturmayı amaçlayan güzel bir misyon üstlenmişler. Hem hayvan üreticiliği ve yetiştiriciliği üzerine gayet başarılı programlar görüyorum. Peki. Hatta bir tane de yörük programı gördüm. Ve doğrudur. Yörük Efendimiz de sanırım çiftçilerin sorunlarını. Aynen ilgili. Öyle, aynen öyle. Düşünceleriniz için teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Son olarak bizi izleyen izleyicilerimize mesajlarınız var mıdır? Üreticimize, yetiştiricimize, çiftçilerimize. Evet. Zaman zaman Çiftçi TV programlarını izlemelerini öneririm. Çünkü ülkemizde maalesef bilinçli tarım yapılamamakta, verimli topraklarımızda çok kaliteli ürün yetişmesine rağmen çiftçimiz tam bilinçli
çalışmalar yapamıyor. Bunun için sizin yardımlarınız gerekli. Çiftçi TV izlerlerse güzel ürünler, kaliteli ürünler alırlar. Rekolteleri de artar diyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah sizler de yaptığınız bu üreticilikte ilerlersiniz. İnşallah, çok teşekkürler. Evet, inşallah. Sevgili seyirciler, teşekkürler. Güzel abimizle yine bir röportajımız oldu. Devam edeceğiz. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Burt Tarım 2015'teki çiftçi köşemizde, çiftçilerimizle röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanında yine güzel bir abim var. Kendisini tanıyalım bakalım, bize neler söyleyecek. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? Ben İznik Boyalıca kasabasından Recai Uzun. İlk evvela Çiftçi TV ekibine başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Mehmet abi başta olmak üzere, hepiniz de başta olmak çok üzere. Çok sağ olun. Ve televizyonlarda güzel programlar sunuyoruz. Memnun oluyoruz. Çok güzel. Ya devamlı izliyoruz. En çok dikkatini çeken programlar ya da şu da olsa iyi olur dediğim bir şey var mı abi? Vallahi tohum ekimlerinde biraz da dikkat ediyoruz. Gübürlemelerde. Bunlara dikkat ediyoruz. İşte Bursa Fuarı'na geldik. Teknolojiye bakıyoruz. Oldukça çok güzel. Yani insana gurur verici. Çiftçiye her dalda yardımcı olacak aletler var yani. İstediğimiz aletleri bulabiliyoruz. Bunun için çok gurur verici bir şey yani. Peki sen neyle uğraşıyorsun abi? Ben zeytincilikle uğraşıyorum. Zeytin? Evet. Bizde ekseriye zeytin, sebze. Peki zeytinle alakalı şu anda öngörü nedir? İyi mi, kötü mü? Çok olur, az olur, rekolte şöyle olur, böyle olur. Zeytinde en çok şikayet ettiğimiz dava ilaçların zayıf olması. İlaçların tesiri az olması. Ve zeytinimiz şu anda dipleri sergi gibi çok dökülmüş vaziyette. Hadi birimizin dökülüyor. Bütün Boyalıca kasabası olarak bütün herkesin zeytini dibinde sergi gibi. Yani bundan biraz ilaçların tesirini yükseltmelerini istiyoruz. Bu sene mi olan bir şey? Bu da hangi oldu? O her sene oluyor. Her şurada sene 5-6 senedir tamamlı. Bir ilaç iyi oluyor, hemen piyasadan kaldırıyorlar bunu. Yani bundan biraz biz öyle tahmin ediyoruz yani. Onun için biraz İyi olsa daha iyi olacak. Şimdi tarım makineleri, lomuklar olsun, turbo tankerler olsun hakikaten çok güzel bir şey. Gurur verici, memnunuz yani. Fuara geldik, geziyoruz her tarafı. Oldukça güzel. Peki, son olarak bizi izleyen üreticilerimize, çiftçilerimize, yetişimimize mesajlarınız var mıdır? Bizi izleyen üreticilerimize zeytin, sebze üzerine vallahi çok güzel. Mahsulümüz biraz para yapmıyor, bundan şikayetçiyiz. Gübürlerimizin pahalı olduğundan, mazotun pahalı olduğundan şikayetçiyiz. Yani çiftçi olarak biraz devletin suspansiyon yapması lazım yani biraz. Yani böyle diyorum, başka bir şey. Bütün çiftçilere başarılar dilerim. Allah bol kazançlar temin ederim. Herkese bol bol kazançlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Devam edeceğiz. Fuar gezimize, katılımcı röportajlarımıza devam ediyoruz sayın seyirciler. Şu anda yanımda ziyaretçilerimiz var. Bakalım nereden gelmişler, neler yapıyorlar, fuarı nasıl bulmuşlar, kendilerinden öğrenelim. Ekip beraber, önce baba olarak sizden başlayalım. Adınız, soyadınız, nereden geliyorsunuz? Mustafa Erhan, Sakarya Taraklı Doğu Ancıl Köyü'nden geliyoruz. Ekip kim? Ekibimiz, oğlum filan komşumuz. Hep beraber fuarı geziyoruz. Hep beraber fuarı geziyoruz. Şimdi fuarı değerlendirelim amcım. Nasıl buldun? Ürünler güzel mi? Bak bir sürü getirmişler buraya. Çok güzel. Her şey çok güzel. Dört dört yani. Ne bakmaya geldin peki? Gözüne ne takıldı ürün olarak? Firma değildi. Biz motor ihtiyacımız vardı. Motor bakma için geldik. Var mı gözüne çarpan bir iki aklında takılı? Şöyle baktık, var. Var, iyi gibi var. Diyorsun. Evet. Peki kalabalık mı bu sene fuar? Nasıl? Şimdi ben ilk gelişim yani normal, o kadar çok kalabalık değil, iyi, yan yok yani, güzel. İyi diyorsun yani, beğendin. Beğendim. Peki ekip beraberiz sanırım, sizler neler yapıyorsunuz, çok kısa sizlerden de alalım. Çiftçilik, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bahçe işlerimiz var işte, bahçe traktörü bakmaya geldik. Böyle. Güzel, beğendiniz mi fuar? Çok güzel. Ben her sene geliyorum, bu sene de çok güzel. İyi diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sizden de alalım, çok kısa. Ben de çiftçilikle uğraşıyorum, hayvancılıkla. İşte fuara geldik gezmeye. Aynı memleket zaten. Buralısınız. Buralıyız. Peki amcacığım, şimdi ne yapacaksın sen buradan? Alacaksın mı bir şeyler? Aklına takıldı mı? Konuşacaksın mı yoksa da?
Ya burada alacaksa bakalım, nasıl olsa bir traktör almak niyetimiz. Anlaşabilirsek. İnşallah anlaşırsın o zaman. İnşallah tabii. Anlaşamazsan bize haber ver, biz gelelim seninle anlaştıralım. İnşallah. Tamam oldu. Tamam. İyi günler. Bizi izliyor musun peki? İzliyoruz. Çiftçi TV seviyorsun. Çiftçi TV seyrediyoruz. Devamlı her zaman seyrediyoruz. İzlemeye devam edeceksin o zaman. Tabii inşallah devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Size iyi gezmeler. Oldu, sağ ol, teşekkürler. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Burtarım 2015 Tarım Fuarı'ndaki röportajlarımıza devam ediyoruz. Çiftçinin köşesi kısmında yine yanımızda çok değerli bir yetiştiricimiz var. Kendisi bir şeyler söylemek istediğini söyledi. Tabii ki dedik, memnuniyetle. Bakalım bize kendileri neler söyleyecekler. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Adın, soyadın nereden geliyorsun? Adım, soyadım Ramazan Nal. Balıkesir Ovacık köyünden geliyorum. Balıkesir Ovacık. Evet. Güzel yerden geliyorsun. Evet. Neyle uğraşıyorsun? 59 dönüm tarlam var. Aha. 6350 metre elmalığım var. Tarlayı ne ekip biçiyoruz? İşte mısır, buğday, karpuz. İşte 6350 metre elmalığım var. Bunlarla ilgileniyor. Peki elma ya da diğer ektiğin ürünler karpuzuydu, mısırındı. Sektörün durumu nedir? Nasıl görüyorsun? Karpuz durumu çok iyiydi. Hı. Elmaları bir önden grağa vurdu. Sonra bir tolu vurdu. Hayvanlar yok. Kendimiz bir şey alamadık daha. 6. sene ekilişi. Bir gelir alamadık. İşte bol bol yiyoruz. 6 senedir elmadan bir şey alamadın mı? Hiçbir şey alamadım daha. Yani hep hava şartlarından dolayı mı yoksa başka sıkıntılar? Geçen sene gara leke hastalığı tuttu. Bu sene de bu. Böyle oldu. Peki bizi izliyorsun. Çiftçi TV'yi devam izliyorsunuz. Devam evet. Bir şeyler verebiliyor muyuz? Gösterebiliyor muyuz? Önerilerin var mı? Kışın bilgilerinizi hep alıyorum. Ama işte Cenab-ı Allah'ın takdiri. Geçen sene tente çektim. Rüzgar çok tuttu bizim orasını. Tenteyi yırttı. Bu sene de söktük aldık. Hani eğer rüzgar yani hava şartları zor. Evet, yırtmamış olsaydı bu sene gelir %80 alacaktık yani. İnşallah bir dahaki sene gelecek. İnşallah, inşallah. Sektörün genel olarak durumunu nasıl görüyorsun? Yani tarımı, hayvancılığı şu anda ne görüyorsun? Devamlı kışın izliyorum. Yazın işten izleyemiyorum. Devamlı bilgi ediliyorum yani. Peki teşekkür ederiz. Son olarak sağ ol, Allah razı olsun. Bizi izleyen yetiştiricilerimiz, senin gibi değerli çiftçilerimize evet, vermek istediğin mesajlar var mıdır? Vermek ne istediğim yapsınlar, mesaj izlenir, nasıl para kazansınlar? İzlenirse bilgi alınıyor. bilgi. Sorup sorgulasınlar. Mesela yaşım 61, geçen yıl bıdama kursuna gittim. Çok şey ekmeden gideceksin esasında. Esasında mesela ben 10 dönüm yer ekeceğim. Ekmeden kursa gideceğim. Öğreneceksin. Evet. Değil evet mi? Ondan sonra bir işe gireceksin. Bu. He. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ çok ol. Allah razı olsun. İnşallah hayırlı, bereketli kazançlar amin dileriz. Amin. Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli çiftçi izleyicileri, çiftçinin köşesine devam edeceğiz. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Çiftçi Köşesi'nde yine değerli bir abimiz yanımızda. Burtarım 2015 fuarındayız. Bakalım kendisi bize nasıl tecrübelerinden aktaracak. Abi hoş geldin. Hoş buldum canım. Adın soyadın nerelisin? Abi Dalkılıç, ben Bitlisliyim. Bitlis'ten buraya geldin. Bitlis'ten buraya geldim. Bitlis'te mi ikamet ediyorsun? Şimdi Mersin'de oturuyorum. Mersin'de oturuyorsun. Evet, 30-40 senedir Mersin'de oturuyorum. Ne ekip biçiyorsun şimdi abi? Şimdi ben çiftçilikle uğraşıyorum. Tamam. Evet. Ne buğday ürünler ekiyoruz var? Domates ekiyoruz. Biber. Ne ararsan var. Ne desem var. Doğalından ne ararsan var. Evet var. Fakat biz için bu mahsuldan hiç kar etmiyoruz. Neden diyeceksin abi? Neden? Şimdi zehir pahalı. Mazot pahalı. İşçi pahalı. Yani ekinimizin, meyvemizin yarısı tarlalarda kalıyor. Emeğin karşılığını alamıyoruz. Emeğin karşılığını alamıyoruz. İkincisi emekliyiz. Tamam. Hele 1 milyar para alamıyoruz. Şimdi çoğu 20 milyar 30 milyar para alıyor. Ama biz hele şimdiye kadar da 700-800 lira alıyoruz. Daha fazla yukarı çıkmadı. Evet, daha çıkmadı. Yani 1 milyara çıkmadı yani. Yani kendi yağımda kavruluyorum anca diyorsun. Hayır.
O da mı yok? O da yok. O da kendi yani kendi malımla idare ediyorum da. Yani emeğimle yani. Ha. Emeğimle çalışıyoruz, idaremizi yapıyoruz yani. Şimdi senin yüzünde neler yapılmalı abi? Şimdi bence bu şey var ya, işçilerin ücreti artmak lazım. Emeklilerin emekliliği artmak lazım. Çünkü idare etsin. Yani herkes insandır. Herkes insandır. Nasıl 20-30 milyar alanlar et yiyor, bal yiyor, bilmem her şey yiyebilir, her ben yere gidip gezer. Aa, biz niçin yemeyelim? Doğru biz de insanız. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Aa, biz de insanız yani. Geliyor mesela bir misafirimiz geliyorsa biz bir kilo et alamayız. Bir kilo et şimdi 25-30 milyon. Doğru. Evet. Daha fazla. Aa, hayvan besliyoruz. Hayvan para etmiyor fazla. Bu sene biraz tepremiş. Şimdiye kadar hayvan da emeğini çıkartmıyordu. Bu sene biraz daha hareketlendi. Bu sene biraz hareketlendi yani. Neden ise işte hareketlendi yani biraz. Başka ne diyeceğim sana? Biz yani eğer biz devletten de yardım istiyoruz yani. İnşallah zaten ha, inşallah. Bu yayınları da mutlaka devlet kanalından da siyasiler de devlet görevlileri de mutlaka izleyenler oluyor. Tabii. Sesinizi duyurmuş oluyoruz. Yani desteklerini istiyoruz. Her an için desteklerini istiyoruz. Kesinlikle. Evet. Çiftçi TV hakkında görüşlerini de alayım. Var mı eksiklerimiz, gediklerimiz var mı? Memnun muyuz, eksikliğimiz yok. Teşekkür çünkü ederim. Siz herkesi konuşturuyorsunuz, soruyorsunuz. Millet ne dese onu yazıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Eksikliğimiz programlarımızı geniş çaplı yapıyoruz eğitim babında. Uğraşıyoruz. Allah razı olsun. Allah cümlemize razı olsun. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi bu da bir nimet yani. Şimdi biz milleti konuşturuyorsunuz. Milleti konuşturuyorsunuz. Bilgi alıyorsunuz. Aynen çok güzel öyle. Bir şey. Aynen. Bizler de öğreniyoruz. Sizden. Zaten sizden. Evet. Dediğim bu kadar yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sağ Allah hayırlı ve bereketli kazançlar nasip eylesin. Hepimize. Allah razı olsun. Hepimize. Devletimize, milletimize hayırlı. Neyse Allah onu versin. Amin. Amin. Çok Allah teşekkür ederim. Allah fakir fukarayı da açlık bırakmasın, aynen yoksulluktan öyle. Kurtarsın. Aynen, inşallah. Ya inşallah. İnşallah. Ya, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın abiciğim. Çok sağ olasın. Devam edeceğiz. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Uğur Tarım 2015'teki programımıza devam ediyoruz. Yine yanında çok genç bir kardeşim var. Kendisi Bursa Gürsulu. Daha öncesinde kendisiyle tanışıklığımız var. Sağ olsun bizi ziyarete gelmiş durumda. Kendisiyle de yine konuşmak istedik. Çünkü kendisi hem ekip biçiyor hem hayvancılık yapıyor. Her iki konu hakkında da bilgilerini alacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tanımayanlar için ismini, soy ismini alabilir miyim? Adım İsmail. Soy ismi Aygün. Bursa'nın Armut ve Sera diyarı İdir köyünde oturuyorum. Gürsü'ye bağlı. Evet, Gürsü'ye bağlı. Neler yapıyoruz? Öncelikle onu söyleyelim. Biz tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tarım olarak elma, armut, şeftali. Ayrıyeten seramız var. Hı-hı. Hayvancılık olarak da köy yumurtası. Serada domatesimiz var. Evet. Hıyarımız var. Evet, evet. Değil mi? Evet. Artı bir de tavukçuluk yapıyoruz. Evet, tavukçuluk. Köy yumurtası satıyoruz, üretiyoruz. Evet. Peki, öncelikle bu sera ve tarım ürünleriyle ilgili konuşalım. Evet. Şu andaki durum nedir? Sıkıntılar var mı? Gelecekle ilgili neler düşünüyorsun? Bu sene sıkıntı, armutta sıkıntımız var. Hava şartlarından dolayı işte pis ile kara leke sıkıntısı var. Onun yanında da biz sattık meyvelerimizi, tüccarı sattık ama bakalım para alacak mıyız? Tüccar şu an zor durumda. Neden böyle? Mallarımız şu an sınırlar sorun olduğu için. Güneydoğu'daki sınırlar. Güneydoğu karışık doğudaki olduğu için yurt dışına çıkamıyor sandığım. Bu nedenle çıkamadığı için soğuk hava depoları şu an dolu. Şu an deveci hasadı başladı, deveci armutu hasadı başladı. Kimilerimiz sıkıntı yaşıyor. Soğuk hava deposu dolduğu için nereye koyacak sıkıntı yaşıyor. Burada yani bir sıkıntı var. Yani depolanacak alan yok. Evet, depolanacak alan yok. Yurt dışına çıkamadığı için iç piyasaya da fazla geliyor. İnşallah seçimlerden sonra bu olay düzelir. İnşallah toplar, onu bekliyoruz. Sınırlar açılır, ticaretimiz, ihracatımız artar. Evet, inşallah. Biz de hani tüccardan para alabiliriz. Şu an çünkü bakıyoruz. Alırsak üreteceğiz zaten tabii, yeniden. Evet. Doğru mu? Tabii, evet. Para almadan üretmenin de bir anlamı yok. Evet. Diliyorum devam edin. Şu an fuardayız, fuara bakıyorum. Geçen senelere nazaran daha az ilgi görüyorum. Hı-hı. Bu da tabii işte anlattığım gibi çiftçilerin sıkıntılarından dolayı. Bunu da yani dile fuarda getirmek istiyorum. Biraz daha ilgi de azaldı. Evet, onu görüyorum ben geçtiğimiz yıllara bakarak. Peki tavukçuluk kısmına biraz da dokunalım. Evet. Yumurta tavukçuluğu yapıyorsun. Evet. Bir sene daha önce bir program yapmıştık. Evet, yaptım.
O zamanla bu zamana tabii bir tık daha atlamış durumdasın. Evet, yavaş konuştuk yavaş. Konuştuk yayından önce de. Evet, yavaş yavaş. Birazcık anlatır mısın bize? O zaman neydi, şu anda ne durumda? Senin bu konudaki düşüncelerin. O zaman verimin daha düşüktü diye biliyorum. Evet. Şimdi biraz arttırmış durumdayız, doğru mu? Tabii. Pazarımızı genişlettik. Evet. Yani tavuk eklemişiz üzerine, evet, doğru mu? Tabii o zaman da demiştik hani biz 10 bin taneden başlayabiliriz. Alanımız var, yerimiz var ama şimdi yumurtayı nereye satacaksın? Doğru. Bir de tavuk bakımını bilmiyoruz. Bunu yavaş yavaş hem pazarını geliştirdik hem de tavuğun bakımıyla alakalı kendimizi geliştirdik. Yavaş yavaş pazarı da büyütüyoruz. Evet, yavaş yavaş büyütüyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz. Çiftçi TV'ye de buradan teşekkürlerimizi ileteceğiz. Biz teşekkür ederiz. Çok Çiftçi TV devamlı çiftçinin yanında. Çiftçinin kanalında Çiftçi TV diyorum. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Siz de sağ olun. Sevgili seyirciler, Çiftçi Köşesi'nde yine bir konuğumuz yanımızdaydı. Başka bir konukla tekrar karşınızda olacağız. Fuar gezimize katılımcı röportajlarımızla devam ediyoruz sayın seyirciler. Şu anda yanımızda bir ziyaretçimiz var. Bakalım nereden gelmiş, neler yapıyor, fuarı nasıl değerlendirecek ilk ağızdan alalım. Önce bir adınız, soyadınız da sizi tanıyalım. Akın Simav, Balıkesir Gömeç ilçesinden geliyorum. Neler yapıyoruz Akın Bey? Biz tarımın girdilerinin pazarlayan bir firmamız var. Burada fuarlarda teknolojik olarak sektörel yenilikleri araştırmayı veya bayisi bulunduğumuz firmalarla gelen misafir müşterilerimizle ilgilenmeyi takip ediyoruz fuarlar. Yani tarımın içindeyiz o zaman. Tamamen tarımın içindeyiz. Üretimin içindeyiz yani. Peki o zaman şöyle kısaca bir değerlendirme yapalım. Sonuçta çiftçiye birebir dokunan insanlarsınız. Evet. Nasıl bir sezon geçiyor? Çiftçilerin şu an durumu nasıl? Mutlu olanlar var, iyi sezon geçirenler var. Biraz ekonomisi zorlananlar var. Sizde durumlar ne alemde çevrenizde? Şimdi biz zeytinyağı bölgesi, zeytin bölgesinden geldiğimiz için 10 yıllık bir reklam arası verildi zeytin sektöründe. Zeytinyağı fiyatları 10 yıldan beri 5 liralar civarındaydı. Son yılda olmadığından global ekonomide ve üretimde diyeyim, dünya piyasalarında olmadığından, Türkiye'de de üretimin düşüşü olduğundan, çiftçinin bakamadığından dolayı ürün noksanlığı meydana geldi. Bu da serbest piyasa ekonomisinin genel kuralı. Ürün yoksa fiyat yukarı çıkıyor. Bu seneye umutla bakıyoruz. İnşallah zeytinyağı fiyatları iyi olursa çiftçimiz daha çok toprağına, zeytinine daha iyi bakar. Böyle de olunca sektör canlı olur. Aslında şöyle biraz fuara da baktığımız zaman biraz da mekanizasyon kısmına değinmek istiyorum. Teknoloji her geçen gün yükseliyor. Makineler daha profesyonelleşiyor, evet. Daha işimizi birkaç işi birden yapabileceğimiz ürünler haline geliyor. Evet. Şimdi çiftçimizde ilk önce mekanizasyonlaşma traktörü büyüterek başlıyor. Eski kullandığımız 50 beygirlik traktörler bırakılıyor. Minimum 60 veya 65 beygirin üstüne çıkılıyor. Çift çekere dönüşülüyor. Bunlar da olunca çiftçimizin tarım mekanizasyonu en az 10 yıllık kullandığı ürünler oluyor. Beygir gücü arttıkça yenilenen teknolojiye ayak uydurmak zorunda kalıyor. Yani 20 yıldan beri veya 10 yıldan, 5 yıldan beri kullandığı tarım alet ekipmanını yenileme zorunluluğu doğuyor. Çünkü yeni aldığı traktörün beygir gücü vesairesine yetmiyor. Ve de sektör hep yeniliyor. Sağ olsun imalatçılarımız da dünya piyasalarından, dünyada üretilenlerden geri kalmama özen gösteriliyor ama biraz da çiftçimiz yetişemiyor. O doğru, çiftçi biraz zordu ama şöyle de demek lazım. Türkiye'de yapılan işler artık dünya standartları haline geldi. Biz oradan mal getirirken şu an artık tamamen yurt dışına gönderir bir hale geldik. Muhakkak, muhakkak. Şimdi yurt dışına mal gönderir hale geldik. Bu tarım mekanizasyonunun en kaliteli ürünleri Avrupa'da Ar-Ge'si vesairesi ama insan gücü ve yetişmiş insan gücü az olduğu için bizim imalatçımız o yönden şanslı. Bizde maliyetler daha hesaplı konuma geliyor ama bizim çiftçimizin tarımsal üretimden kazancı mekanizasyonun fiyat artışına yetişemiyor. Yani orada bir handikap var. Bunu daha önceki yıllarda devlet politikaları vardı.
destekleniyordu. Bunların yeniden başlaması veya üretime dönük yapılan yatırımlar, traktör arkasına ekipmanlar, sarfiyatı düşürecek ürünler. Mesela akaryakıta dünya döviz ödüyoruz. Biz tarımsal üretimimizi artırarak ödediğimiz dövizin içeride kalmasını sağlayabiliriz. Ama bunu da az mazot tüketen ekipmanlarla yaparsa. Ama biz dünya çapında kendi kendine yeten tarım ülkesi diye avunuyorduk. Şu anda en büyük tarım ithalatçısı ülkeler haline geldik. Yani korkarım böyle giderse kendi kendimizi besleyemeyeceğiz. Allah korusun diyelim. Peki biraz fuarı değerlendirelim. Şu an arkamızda zaten birçok firma güzel aktiviteleri var. Evet. Birçok çiftçilerin ilgi çekici çalışmalar da yapılmış ürünlerin yanı sıra. Evet. Neler gördünüz, aklınızda neler kaldı fuardan? Şimdi fuar genel görünüm olarak güzel. Aktiviteler apayrı güzel. Çiftçi bazında düşünürseniz, çiftçi burada yeni teknolojiyi gelip görmeye geldiğinde böyle bir aktivitelen de bir neşelenme ortamı, değişiklik yani. Panayır havası, bir mutlu bir hava da var aslında. Panayır demeyelim. Panayırın üstünde yani. Profesyonel fuarcılığa doğru dönüyoruz. Yani. Peki aklınızda neler kaldı? Şöyle birkaç ürün söyleyecek olursanız burada. Yani şimdi reklama girecek. Yani sağa sola baktığımızda firmaların, siz genel anlamda gezersiniz. Herkesin bir aktivitesi var. Bir standta radyo var. Bir standta çiftçinin karikatürü çiziliyor. Yani böyle aktiviteler var. Bunlar yani bir şeyin aşıldığını gösterir hale geldi. Yani fuara geldin, katalog Konya şekeri veya çok arasın bir misafir şekeri, yani bir içecek değil. İnsanlar Arge'yi vesaireyi veya CD video oynatımında kullanılan ürünün ne şekilde çalıştığını görebilme şansına sahip. Bunlar güzel olaylar. Yani artarak devam etmesini bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi gezmeler diliyoruz. Sağ ol. Değerli izleyiciler, Burtanım 2015'teki programımıza devam ediyoruz. Yine güzel ve genç bir abimiz var yanımızda. Fuara gelmiş, bakalım izlenimleri nelerdi, bir de ondan öğrenelim. Abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İsim nedir, nerelisin abi? Mehmet Dalkılıç. Mehmet Bitlis'liyim. Abi, Bitlis. Evet. Orada mı ikamet ediyoruz? Mersin'de ikamet ediyorum. Sen de Mersin'de ikamet ediyorsun. Aynen. Size söylemiş olduğum için, bir şey için burada bulunmaktayım. Hı-hı. Fuara geldik. Bu vesileyle fuara geldik. Tamam. Fuarın ne için geldik? Bana memlekette kullanmam için, hı-hı, gerekli bir makina için, hı-hı, burada bulunmaktayım. Yani küçük bir makina. Üreticisiniz, öyle küçük diyelim. Küçük bir üreticiyiz. Bu açıdan işte fuarı gezdik. Hı-hı. Gayet başarılı. Hı-hı. Gayet insanların dikkatini çeken bir fuar olmuş. Ürünler, görseller, ürünlerimiz, teknoloji. Türkiye'de üretilen, gerek Türkiye dışında üretilen ürünler bayağı beğeniliyor. Yani insanlar bu ürünleri görüyor. Alıyor, almıyor, sorun olmuyor. Sonuç itibariyle bilinçleniyor. Aynen öyle. Buldunuz mu aradığınızı? Aradığımız makinayı bulduk. Buldunuz. Üretici firmaya ulaştık. Tamam. Memlekete döner isek kısmet olursa. İnşallah. Bizler onlarla diyaloğa geçip, hı-hı, o makinayı almayı düşünüyoruz. O makina ileriki dönemde sizi o hani küçük üreticiden biraz daha seviye atlatır mı? Başlangıcı olabilir mi? Zaten amacımız o. Heh. Amacımız o. Yani memleketimiz biliyorsun teknolojiden uzak bir memleket. Üretici yok, hep tüketicisi olan bir memleket. Bizler de ufaktan teknolojiyi yavaş yavaş yaşadığımız coğrafyaya taşımayı düşünüyoruz. İnşallah, inşallah. Biraz daha insan gücünde değil de makinaların gücüne şey yapmayı düşünüyoruz. Otomasyona geçilmesini. Otomasyona geçilmesini insanlarımıza işte öneriyoruz.
zamandan tasarruf, işçilik maliyetlerinin muhakkak düşürülmesi, verimin yüksek olması, üretim, aynen öyle. Bunlar hepsi birbirini takip ediyor. Şu vesileyle burada bulunduğumuz için bunu da söyleyelim. Lütfen. Fabrikacın, üreten bir fabrikacı olduğumuz için de Türkiye'de buğday üretimi ve desteklenmesi çok az. Üretimi gerçi seneden seneye farklılık gösterebiliyor. Ama devletimiz tarafından desteklenmesi hiç yok denilebilir. Yetersiz. 5 kuruş bir destekleme bizce destekleme değil. Biraz daha da bu şekilde lazım. Olur ise ülkemizde bu seneler, gelecek senelerde buğday ekimi tamamıyla bitmiş olacak. Zaten dışarıya bağlıyız. Tam bağlı olacak bir duruma geleceğiz. O yüzden biz o yüzden de elimizden geldiğince devlet büyüklerimizden ricamız. Türkiye'de tarım ile ilgilenen insanlarımızı desteklemelerini bekliyoruz. İnşallah. Biz de amacımız bu zaten. Amacımız bu yayınları yapma sebebimiz bu. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çiftçi TV'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başarıların devamını sizler. Sağ olun. Sevgili seyirciler, devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, çiftçi köşesine devam ediyoruz. Şimdi yanında çok sevdiğim, çok genç, çok değerli bir arkadaşım var. Biraz da kendisiyle konuşalım bakalım, bize sektörle ilgili neler söyleyecek. Abdullah hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum size. Ben tanıyorum seni ama seyircilerimize kimsin, nesin, nerelisin evet, söyler misin? Ben Balıkesir Bandırma'da oturuyorum. Aynı zamanda iş yerim de orada. Otaylar firmasında çalışıyorum. Yaklaşık 5 yıldır çalışmaktayım da. Peki bize... tabii bir firma çalışacağız. Aynı zamanda tabii ki üretici kısmına da yer alıyorsun ama sektöre bazda baktığımız zaman hayvancılık ekipmanları için konuşuyorum. Hayvancılık ve hayvancılık ekipmanları da senin düşüncelerini alabilir miyiz? Geçmişten günümüze ve bundan sonrası için. Evet, şimdi hayvancılık ekipmanlarına baktığımız zaman ya artık her şey daha bir makineleşmeye yönelik, ne bileyim fabrikasyona yönelik bu tarz yerlere gidiyor. Şimdi daha önceden mesela nedir hayvanlar nerede olursa olsun otlakta, çayırda, orada burada yetişiyordu. İşte ya şu anda hala devam etmekte ama biraz daha sistem böyle makine yönelik. Bilinçli olanlar geçmeye başladı. Tabii. Mesela çoban maliyetini düşürüp işte artık yeni yeni yerler kuruluyor, çiftlikler kuruluyor. Her şey sistematik bir şekilde düzenlenmiş. İşte yeni makineler, hayvanların yemlenmesi sadece bir kişi sağlayabiliyor. Hayvanın suyu otomatik doluyor. İşte ne bileyim. Havalandırma sistemi otomatik. Her şey otomatik. Her şey rahat. Yani hem böyle, hayatı kolaylaştırıyor aslında hem de verimi de arttırıyor değil yani mi? Yani verimi de arttırıyor tabii ki de. Verimi arttırdığı gibi aynı zamanda yani üreticinin cebine daha fazla para girmiş oluyor. Daha fazla kâr etmiş oluyor. Yani peki sen sektörün geleceğini yani özellikle hayvancılıkla ilgili kısımdan konuşuyorum. Nasıl görüyorsun? Şimdi genel anlamda ben Türkiye'de yeni yeni yatırımlar özellikle doğu, güneydoğu bölgelerinde falan. Yani şimdi biz bu tarz ürünleri, çiftlik ekipmanları yaptığımız için yani oradan biliyoruz. Satışlarımız mesela Trakya bölgesinde ve güneydoğu taraflarında, doğu taraflarında daha fazla bir yatırım var. Mesela TKDK projeleri, işte ne bileyim İPART projeleri falan yürüten kişiler var. Yani bunlar bizimle irtibata geçiyor çiftlik ekipmanları konusunda olsun veya komple çiftlik yapımı olsun. Bizimle irtibata geçiyorlar. Yani ben önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha fazla gelişip daha bir böyle otomasyonlu bir şekilde çiftlikler kurulacağına eminim yani. Benim görüşüm bu şekilde. Yani bizim temennimiz de bu. Mümkün olunca maliyetleri kısıp, iş gücü maliyetleri, verimi arttırmak. Yani. Dolayısıyla getiriyi de arttırmak değil mi? Evet, evet mutlaka yani. Yani önemli olan yani burada zaten şimdi bir yetiştirilen bir üründen hani bir kâr etmekse, amaç kâr etmek zaten. Hani biz de en çok nasıl kâr edilebilir? Hani buna yönelik bazı çalışmalarımız var. Hatta bazı dediğim bütün çiftlik ekipmanlarıyla alakalı. İşte bu kişi atıyorum ne bileyim yemleme sistemini nasıl daha az maliyetle hayvanın yemini suyunu verebilecek? Ya bunların çalışmasını yürütüyoruz. Ve yeni yeni de olsa Türkiye'ye Avrupa'dan gelen bazı yemlemeler var. İşte sağım sistemleri vesaireler falan var. İnşallah birkaç yıl içerisinde tüm Türkiye belki, hani tüm Türkiye olmasa bile yine %70, %80'in bir kısmı herhalde
geçecektir yani. Yani tabii. Yani biz biliyoruz ki gözlemlerimiz, izlemlerimiz artık çiftçi de bilinçleşmeye başladı. Soruyorlar, sorguluyorlar. Çünkü biz hep programlarımızda bunları vurguluyorduk. Son olarak fuarı nasıl buldun? Fuarı dün hava yağışlı olmasına rağmen ya güzeldi. Yine gelenler falan vardı ama bugün hava biraz daha güzeldi. Biraz daha bir yoğunluk vardı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha yoğun geçecektir ve geçeceğine de inanıyorum. Herkese, bütün fuarda olan, standa olan kişilere bol kazançlar, hayırlı işler diliyorum. İnşallah. Biz de sana aynı dilekleri sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Abdullah. Abdullah yanımızdaydı. Çiftçi köşesinde biraz onunla ilgili konuştuk. Devam edeceğiz. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Burz Tarım 2015'ti. Çiftçi köşesinde yine bir değerli konuğum var yanımda. Hem kendisini tanıtacak hem bize duygu ve düşüncelerini aktaracak. Bakalım neler söyleyecek. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Adın, soyadın, nereden geliyorsun, nerelisin? Adım Mustafa Yüker. Sakarya'nın Geyve ilçesinin Çengel köyünden geliyorum. Yakınsın. Yakınım. Peki neyle uğraşıyoruz? Ne üretiyoruz? Ne ekiyoruz? Ne biçiyoruz? 10-15 sene sebze meyveyle uğraştık. Ondan sonra 2 seneden beri küçükbaş hayvanla uğraşıyorum. O sektöre geçtim. Onu deniyorum. Şu anda neden oradan oraya geçtik? Şu an yani masrafların ağır oluşu. 3-5 seneden beri biraz sıkıntı durumda olduğumuzdan. Ya bir de hayvan, küçükbaş hayvan ve büyük hayvanın genç neslin yapmadığını gördüm. Ondan dolayı oraya atılım yaptım. Gerçi yaşım da o kadar genç değil, 37 ama merak da vardı. Ne var küçükbaş, koyun, keçi? Koyun var. Koyun var. Ne kadar koyun var? Şu an geçen sene 100 tane falandı. İşte bazı sebeplerden dolayı 60'a indirdim. Hem bu deneme amaçlıydı gerçi. Işık gördük inşallah. İşi öğreniyorum diyorsun. İşi öğreniyorum yani. Şu an işi öğrenmez şeyim. Peki küçükbaş hayvancılığın genel anlamda duruşunu nasıl görüyorsun? Hem devlet politikaları açısından hem yetiştiricilik açısından. Yetiştiricilik açısından yani işte yemini, arazisini kendine müsaitse tamam, yapılabilir bir şey. Devlet politikası olarak da yani benim görüşüm şu yani. Bir doktora değil, bir sanatçıya değil, hatta bir zengin adama değil. Alt tabakaya yardım edilip bu işi onlara verilmesini isterim. Yani çünkü niye, bir devlet memuru veyahut da başka bir şey, gelirleri sabit. Ama bir ufak alt tabakanın geliri sabit değil. Bir sanatçının geliri sabit. O dayanma gücü var ama bizim dayanma gücümüz yok. Onun için bu işi alt tabakaları yapıp bunların elinde olmasını istiyorum. Tıpkı eskisi gibi. Eskisi olduğu gibi yani. Ama şu an bilmiyorum ileride ne olur ne görürüz. İnşallah toparlanır. Fuarı nasıl buldun? Fuar güzel. Gerçekten güzel yani. Alabilen alabilir. Aradığın her şey var yani. Tabii. Böyle bir programların olması da güzel. Yani bizim hala yani alt tabaka bir kişiye mikrofon uzatılması için sizlere çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani böyle bir şeye gerçekten yani ben şu an alt tabaka birisiyim. Kendimi öyle... Estağfurullah. Varlık sebebi olan sizlersiniz. Onu söyleyeyim. Allah'ımıza da. Ama herkese böyle mikrofon uzatılmıyor yani. Belirli bir kısım kadar. Adam külefelli ise şeyse onlara mikrofon uzatması kolay. Bizde öyle bir şey yok. Köylü milletin efendisidir. Açık ve net. Yani bilmiyorum şu an öyle mi değil mi? Öyle. Bu hep öyle. İnşallah gelecekte de anlaşılacak. Çünkü geriye dönüş var. O açık ve net bir şekilde gözüküyor. İnşallah. Yani ben bu işe de zaten yani dedim ya Rabbi peynir ekmek yiyeceğim. Bu işi yapacağım. Son noktaya kadar. Artık ne olur ha, ışık var yok değil ama yani bize destek değil, pazar bulunsun yeter yani. Aynen pazar öyle. Bulunsun yeter yani, yoksa başka bir şey istemiyoruz. Ya da biz çok zengin olmak istemiyoruz. Yani biz öteki büyükler gibi bir şey olmaz. Kendi ekmeğimize kavrulsak, birazcık da faydalı olsak, ürün versek, insanları doyursak yeter. Evet. Yani şimdi niye köyümde gerçek yemin ediyorum genç diye bir kısım kalmadı. 1000 lira, 1200 lira maaştan gidiyor, kölelik yapıyor. 12 saat, 13 saat çalışıyor. Ama bu iş de öyle değil. Bu iş öyle değil. Yani 24 saat buradasın. Bayramın yok, seyranın yok, evet. Tatilin yok. Doğru mu? Tatilin yok ama inan teknoloji şey olarak çalışırsan o da bir şey. Yani şimdi bugün yem potansiyeli var. Yani işte koyun adamı şeye götürmezmiş. Cenazeye. Alakası yok. Tamam. Hani 5 saat duramazsın ama 2 saat durursun. Niye bunun yoncasını verirsin, şeyini tedarik etmezsen ama bunu yapamazsın. Ama sen de bunu böyle bileceksin ki onu kendine öyle yarayacaksın. Şimdi benim düğünüm de olur, cenazem de olur, şeyim de olur. Ne olur? 5 saat değil de 2 saat, 1 saat eğleniriz. Ama gene orada bulunursun. Yani bu
gençler için bana göre bir engelmiş gibi, engel konuluyormuş gibi söylüyorum. İstersen fırsat yaratabiliyorsun. Yaratabilirsin. Bak geldim ben buraya. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun verdiğin bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz sevgili seyirciler. Fuar gezimizde katılımcı röportajlarımıza devam ediyoruz sayın seyirciler. Şu anda yanımızda da iki tane ziyaretçimiz var. Hem fuarı geziyorlar hem bilgi aldıklarını düşünüyoruz. Bakalım neler yapıyorlar, nereden gelmişler. Önce bir adını soyadınızla abi sizleri bir tanıyalım. Erdal Özçelik. Celal Gümüş. Nereden geliyoruz? Bursa. Neresine? Yıldırım ilçesinden. Yıldırım. Tarlalarımız İnegöl'de. Ne ekiyoruz abi tarlalara? Elma. Elma fidanı bu sene ektik. Nasıldı? Fidanlar hazır fidan mı aldınız, kendiniz mi ektiniz? Hazır fidan aldım. Ondan sertifikalı. Şu bu sene de güzel bir bakım yaptık. İnşallah seneye bir şeyler olacak. İnşallah. Abi sertifika niye önemli? Sertifikalı dedin, şu an ilgimi çektin. Yani sertifikasız aldığın zaman başka bir şey mi çıkabiliyor? Devlet güvenceleri de var diye biliyorum. Bunları biliyor muydun? Yoksa hani kalitelidir diye mi sertifikalıya girdin? Öyle bir aklında bir şey var mıydı? Şimdi sertifikalı fidan garantili. Devlet destekli. Bu arada aldığın kişi fidancı da seninle ilgileniyor. Ondan sonra daha iyi verim, daha iyi şey için yani bakım için de her şeyle iyi. Yani bugün mesela ne diyor fidancını aldığın zaman bu sene diyor bakarsın bir dahaki sene 2 kilo 3 kilo alırsın. İleriki yıllarda diyor 30 kiloya kadar çıkıyor. O kadar var diyor. Tabii canım sıradan bir fidancıdan almak nerede? Bir de sertifikalı almak daha iyi diyorsun. Sözünün arkasında durmaları lazım. Şimdi Bursalıyız ama abi Bursa sektördeki en önemli fuarlardan biri diyoruz. Özellikle mekanizasyon anlamında. Şu an tabii tohumlar var, fidancılar da var burada. Kapsam arttı ama. Biraz gezdiniz herhalde. Nasıldı fuar? Beğendiniz mi? Katılım iyi mi firma bakımından? Mükemmel. İyi diyorsun. Tabii canım. Zaten en iyi fuarlardan birisi Bursa. Balıkesir'e de gittik o zaman ama Balıkesir bizi bayağı bir boğdu. Ya küçüktü, giriş var çıkış yok aynı yerde ama bura ferah, rahat, firmaların katılımı çok, bilgi almamız çok, her şeyine on numara. Şöyle aklına ilk gelenleri söyle, neler gözüne çarptı ürün olarak, firma olarak değil de hani baktığın şunlara bakmaya geldim, bunları buldum dediğim şeyler var mı? İlaçlama tankeri. Ona baktım. Ona baktım, ondan sonra pulluğa baktım. Bir de tarlamızda patlatma olayı var. Onlara baktım. Beni yani o niyetle geldim. Onu da gördüm. Mutlu etti fuar diyorsun. Tabii ki. Tamam. Tabii ki. Peki Çiftçi TV izlemeye devam edeceğiz. Her zaman. Zaten bizim can yoldaşımız Çiftçi TV ve diğer tarım kanalları da ama zaten genelde sizler bizim şey misiniz? Nasıl diyorlar ona? Sesi gözü kulağısınız artık. Aynen öyle ya. Her şeyimiz o. Çok bilgi de alıyoruz yani. Bu sizin kanallarınız yeter ki daha iyi daha iyi olsun. Değerli Çiftçi TV'de gördüğünüz gibi biraz daha kalabalık bu sefer. Bu güzel abilerim Çanakkale'den geldiler, Lapseki'den geldiler. Bir dertleri var. Dediler ki sesimizi duyurmak istiyoruz. Tabii ki seve seve dedik. Şimdi kendileriyle tanışacağız. Bizlere o sorunlarından bahsedecekler. Aynı zamanda fuarla ilgili de yine görüşlerini alacağız. Hacı dayım hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyoruz? İsim soy isim nedir? Mehmet Ören. Çardak beldesindenim. Bizim Çanakkale, Lapseki, Çardak beldesindenim. Önce sorayım. Sor. Ne ekiyoruz, biçiyoruz? Ne ekiyoruz, ne biçiyoruz? Şeftali yapıyoruz. Erik var, kireç var. Durumlar ne bu sene? Bu sene... Gideri var mı? Bu sene ilk turfanda pek para yanmadı. Şimdi geç şeftali iyi. İşte sulama sorunumuz var. Sulama sorununda baraj boruları patlıyor. Baraj borularını gömerken anladın mı? Sorun yani alel usul gömdüler anladın mı? Yani gelişi güzel bir baraj. Gelişi güzel gömüldü yani borular. Borular pasa patlıyor. Sulamada gecikiyor.
randıman alamıyoruz. Sizin oralara, o buralara ya damlama sulama falan mı yapıyorsunuz? Damlama sulama tabii. He, damlama sulama, yağmurlama yapıyoruz. Yağmurlama da yapıyoruz. Ana borular patladığı için sıkıntı. Su vermiyorlar. Su ver, tabii. Yetkililere başvurduğunuz zaman. Boru var, çardan içinden de şeyler var. Onarıcılar var, boruları onarıyorlar, ediyorlar ama bu da yapabiliyorlar. Bir açıklama yapmıyorlar mı yani, ne bileyim işte su çoktu, şöyle. Ya arkadaşlar şeye, nereye şikayet ettiniz siz bunu? Ben her tarafa müracaat ettim bunu. DSİ'ye de müracaat başvurdum. Her tarafını söyleyeyim. DSİ'ye başvurdum, ondan sonra BİMEB'e başvurdum. Ondan sonra kendi köy birimimize, sulama birimimize başvurdum. Bana gelen cevapta geçen sene 40 defa patlamış, bu sene 20'ye düşmüş bu patlak. Yani ilerleme var diyorlar yani. İlerleme yani 40'tan 20'ye, bunların yapım süresi de az bir zaman değil. Bir ay önce yine patladı. 15-18 günde yapıldı. Ancak zor yapıldı o da. Biz çiftçiyiz. Biz 3 günde 4 günde ürünümüzü sulayamazsak ben ne alayım bundan? Ne yapabilirim? Kalite düşüyor. Kalite düşüyor. Doğru. Mahsulda kalite düşüyor. Kalite düşer. Kalite düşüyor sulamayınca. Aynen. Meyve büyümüyor bu sefer. Büyümeyince de anladın mı? Hale gönderiyoruz. İstanbul haline. Su kesiliyor. Su kesilince bu sefer büyüme yapmıyor. Yani bütün sıkıntımız o. Yani bunlarda sulama günlüktür. 2 gün, 3 günü geçtikten sonra bunun hemen sulanması lazım. Ama dediğim gibi 15 gün, 18 gün patlak olur mu bir yeni barajda? Bu barajın yapılışı 3 sene oldu. 3 senede dediğim gibi yani yapım süreleri de çok, elde malzeme yok, birinin de parası yok. Parça bulmakta zorlanılıyor, parça bulunmuyor. Yani biz bunları nereye yapacağız? Sağa sola müracaat ettik. Başka nereye etmemiz lazım? İllem yol mu kesmemiz lazım Doğu'daki gibi? Bize bu da yakışmaz. Biz çiftçiyiz, çiftçilere böyle şey yakışır mı? Ama yapacağımız bir şey de yok. DSİ müdürünü de aradım ben şahsım olarak. BİMER'e yazdım dediğim gibi. Yapacağımız kaymakamlığın bilgisi var. Ama hiçbir ilerleme yok. Yani şimdi burada çaresiziz. Şöyle demek lazım herhalde. Yani sonuç olarak bir yerlere başvurmuşsunuz. Tabii. Sonuç tabii, olarak bizler tabii. Sizin sesinizi, bu serzenişinizi aktarıyoruz. İnşallah yetkililer izler ki bizim zaten mutlak surette zaten bir şekilde bağlantılar kuruluyor. Evet. Onlara da bunun bilgileri veriliyor. İnşallah. Peki bu arada benim size bir başka bir sorum olacak. Tabii ki oradaki boruların patlaması vesaire sizinle bir alakalı bir durum değil. Ama sizin başvuru yapmak dışında kendi aldığınız önlemler yok mudur? Kendi tanklar, depolar vesaireler vesaireler. Biz baraj var diye elektriklerimiz vardı. Elektriklerimiz de köreldi. Hatlarımız çalındı. Trafolar çalındı. Bir de böyle sorunumuz var. Trafolar da gitti. Elektriklerimiz gitti. Derin kuyular vardı. Derin kuyuların elektriklerini kestiler. 100 metre benim kuyum anladığımı. Derin kuyuyu kesti. Kestirildi. Dalgıç pazarlar kaldı. Şeyden dolayı yani baraj var diye. Baraj var diye. Baraja güvenerek onları da iptal ettik. Ama durum bu hatta geldi. Elektrikler de çalışmıyor. Kalıyoruz yani. Buna bir çare... Milyarlara verdim. Kuyu deldirdim anadımı. Dalgıç yaptırdım anadımı. Elektrik kesilince her şey bitti. Yani inşallah bu sesleriniz duyulur. İnşallah devlet bir şeyler yapar. İnşallah. Dediğiniz gibi yani siz aslında kendi önleminizi almaya çalışmışsınız ama onun da önüne geçilmiş bir şekilde. İnşallah. Sizler de vesile olursanız bu... İnşallah. Yani dediğim gibi bizler bir şekilde bağlantılar kuruyoruz zaten ve bu sorunları hep yani aktarıyoruz. Ellerinden Allah razı olsun cümlemizden diyeceğiz. Yani aynı ilgilenen diyelim. Kim ilgilenirse, kim ön ayak olursa. Biz bunları gelen giden milletvekili adaylarımıza da intikal ettirdik. Onlar da tamam mamam dediler ama seçim zamanı tamam deniliyor böyle şeyler. Ondan sonra seçim bitti, iş bitti. Ne diyelim, ne yapalım bilmiyorum. Seçim zamanı gelen giden çok. Herkes geliyor gidiyor ama ondan sonra ne elde var ne ayakta var. Eski tas eski hamama dönüyor. Valiliğe herhangi böyle bir şey halde bulundu. Valiliğe yapmadık, kaymakamlığı. BİMER'den her tarafa gidiyor yazı. BİMER, güvendiğimiz BİMER diye oraya dilekçemizi verdik. Başka ne yapalım? DSİ müdürüne az önce de söylediğim gibi bizzat görüştüm. Yetkililer görüşüyordur herhalde. Durum bu ama yani dediğim gibi köy olarak
çok mağduruz. Domatesimizi ekiyoruz, domatesi sulayamıyoruz. Biberimizi ekiyoruz, onu sulayamıyoruz. Kirazlı, şeftali de hepsi böyle. Yani keşke bu baraj hiç olmasaydı da elektrikle devam etseydik. İyi kötü başımızın çaresine bakıyorduk. Ama baraja güvenip onları da iptal edince iyice ortada kaldık. Bilmiyoruz. Peki Allah yardımcınız olsun diyelim. Herhangi bir şekilde dediğiniz gibi biz sizin burada sesiniz olmaya çalışıyoruz. Sizin ağzınızdan, siz biliyorsunuz çekimden önce de söyledim. Sizler lütfen bahsedin ki hani biz sanki başka bir yerden alıntı yapıyormuş gibi olmasın diye. Bunu yapmaya çalıştık. Biz size geldik. Biz size geldik. Biz size derdimizi anlatıyoruz. Sesimize ses olursunuz. Çare olursunuz diye ümit ediyoruz herkesten. İnşallah. Yerinde görelim. İnşallah. Daha güzel olur. İnşallah. Ben hemen ilgili arkadaşlarıma da bilgi vereceğim. Keşke yanımda birlik yazısı da olsaydı. Bir şey, ben birlik yazısı bana cevap yazmış. Geçen sene 40 defa patladı, onardık. Bu sene 20 defa patladı. Yani iş midir 20 gün? En erken yapılan 3-4 gün yapıyor. 20 defa patlasa 3 ay günden ne yapar? 3 kere 4 yani bir söz. Yani bu iş midir bu? Nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Keşke yanımda olsaydı da dilekçeyi. Yani önemli, size inanıyoruz tabii ki. Umarız bir şekilde bizi izliyorsunuzdur. Çanakkale, Lapseki'den ilgili yetkililer, meclis üyeleri, milletvekilleri. Burada çiftçilerimizin bir sıkıntısı var. İnşallah bizi duymuşsunuzdur, onları duymuşsunuzdur. Bununla ilgili tez zamanda bir çözüm üretilir diyoruz. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey var. Söyleyeceğim şu, her tarlaya gidişte gelişte acaba patlak gene var mıdır? Bir de bunun telaşı için. Bugün su akıyor mudur? Yani onun telaşıyla, onun sıkıntısıyla her gidişimde tarlaya bu sıkıntıyla gidiyorum, bu sıkıntıyla geliyorum. Yani bu kadar üzücü bir şey olabilir mi? İnşallah en kısa zamanda düzelecek. Sevgili seyirciler, röportajlarımıza devam edeceğiz. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Burç Tarım'daki programına devam ediyoruz. Köşemizde yine çok değerli bir abimiz var. Kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Biraz röportajdan önce görüştük. Çok değerli bilgilere sahip. Kendisinden o bilgileri size aktaracağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin? Mehmet Koç. Mehmet 1948 abi. Doğumluyum. Nereden geliyorsun? Akçakoca, Düzce. Düzce'den. Evet. Abi ne ekiyoruz, ne biçiyoruz, ne iş yapıyoruz? Ben 12 seneye kadar şehir hayatı yaşayan bir insandım. Hmm. Emekliyim. Nereden? Erdemir'den. Tamam. 12 senedir bağ bahçe işleriyle uğraşıyorum. Bağ bahçede ne kimi var? Tamam. Kendi kapasitemi satabildim. Hmm. Kendi ürünümü kendim satıyorum. Kendi pazarım kadar bir ürünü üretiyorum. Evet. Altın çilek yaparım, satarım. Pepino yaparım, satarım. Fidelerini de yapıp satarım. Sebzenin her türlüsünü yaparım. Mümkün olduğu kadar yerli tohumları kullanarak yaparım. Aynı şeylerin fidesini yaptığım vakit sebzesini satıyorum. Eğer meyve ise reçelini yapıyorum, pekmezlerini yapıyorum piyasaya göre. Mesela Trabzon hurmasının kurusunu yaparım. Her yerde fiyat söyleyebiliyor musun? Söylemeyelim fiyat tamam. Diyelim. Devam edelim. Kivinin kurusunu yaparım. Aha. Kivinin pestilini yaparım. Ama doğal olarak yaparım. Peki bu emekli olduğunuz ve bağ bahçe işine girdiniz. Evet. Kendi ürünlerinizi üretiyorsunuz. Evet. Bir pazarınız var. Başladığınız dönem şu an ve geleceğe yönelik olarak fikirlerin, düşüncelerin nelerdir? Yani eskiden şöyleydi, şu zorluklar vardı ya da şu kolaylıklar vardı. Eskiden, şu anda bu durumdayız ve gelecekten beklentileriniz. Eskiden acemiydim. Çoğu mahsulüm veyahut da şeyim şene kalıyordu, satılmıyordu. Mesela fasulye yapıyordum, 3 gün satamadım vakit, 4. gün çok affedersin turşusunu yapıyordum. Turşusunu satıyordum. Üzümü satamıyordum, sirkesini yapıyordum, pekmezini yapıyordum. Şimdi 2-3 tane Akçakoca içindeki köy pazarlarına gittiğim için eşimle beraber bunları rahat bir şekilde satabiliyorum. Ve kapasitenin üstüne çıkmam lazım ama ben 3 kişiyim. 4 kişi olursam, dışarıdan insan alırsam kaliteyi bozuyorum, onun farkındayım. Onun için az öz yapıyorum, temiz yapıyorum, biraz şeylerimiz fiyatlı oluyor ama
emeğim o oluyor çünkü. Bunları yaptığım için memnunum. Peki bu yetiştirdiğiniz ürünlerle alakalı olarak geleceğe yönelik düşünceleriniz nelerdir? Yani artar, eksiğimiz vardır. Yani biliyorsunuz. Var, çok eksiğimiz var. Var ama bir tane oğlum var. Mümkün olduğu kadar ona öğretiyorum. Çünkü kendim 67 yaşındayım. Bundan sonra ne olacağım belli. İşte birilerine de öğretmek istiyorum. Sorun, soruşturun diyorum. Mutlaka. Yani aklınıza gelen tropikal bütün meyvelerin az öz yetiştiririm. Hangisi mesela altın çilek bir sene revaçtaydı. Ben hala fidesini bozmuyorum, bitirmiyorum, devam ediyorum. Pepino revaçtaydı. Meyvasını satmıyorum ama kendim yetiştiriyorum. Oraya gelen, bağıma, bahçeme gelenlere yediriyorum. Fideleri öldürmüyorum. Onları gene saklıyorum çok yıllık olduğu için. Karadudum var yedi veren. Pekmezini yapıyorum, fidesini yapıyorum. Ustamız vefat ettiği için aşıyı yapamıyoruz. Çünkü Akçak Hoca gibi yerde ben bir senede 3 kere dut almam lazım. Valla gelirseniz 29 Ekim'de dut yediririm. İnşallah. Yani 3 tane böyle periyotik şeyler yapıyor. Yani biraz bilgi, beceri istiyor, biraz sabır istiyor. Yani biz zaten tarım ülkesiyiz ve üreten bir ülkeyiz aslında değil mi? Yani kendi ürünlerimizi üretebilecek kapasitemiz var. İşte şunu, önemli olan ilgi, alaka, sorgulama. Şunu öğrendim, malı çıkarıp da dışarıda bir ne bileyim kimseyi de kötülemek istemiyorum. Bir manava veyahut da bir kabzı malı verdiğim vakit ondan ekmek yiyemiyorsun. Ama kendi ürettiğimi, kendim sattığım için yiyorum. Çok şükür halime. Çok şükür. Bende de kültür mantarı da var ama şu anda Göktepe köyünde oturuyorum. Orada kültür şeyi vardı, kompost yapan yeri vardı. Kapandı. Kapanınca navlunlar fiyatlı oldu. Dışarıdan mal getiremedim. Getirsem de kolmadı. Onun için bıraktım. Başka işlere yöneldim işte. Reçel gibi. Hayırlısı olsun diyelim. Sağ ol. Son olarak fuarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Fuara her sene hemen hemen açıldığından beri geliyorum. Gruplar halinde geliyordum. Son 2-3 senedir eşimle beraber geliyorum. Benim göremedim o geliyor. Onun göremediğini ben görüyorum. Fuarda bu sene biraz zayıflık gördüm. Bir de yandan çok alakası olmayan şeyler var fuarın içinde. Yani üzülüyorum yani. Hitap edenler dışında başka şeyler var diyorsun değil mi? Maalesef işte onlar peki, var. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım davetinize icabet etmek nasip i̇nşallah, olur diyelim. İnşallah. İnşallah. Beklerim her zaman. Çok sağ olun. 7-24 oradayız. İnşallah. Peki, devam edeceğiz sevgili seyirciler.